Keçi boynuzu özellikle hani meyveden ziyade harnup tarzında olan hem yem bitkisi olarak hayvanlar için yem bitkisi olarak kullanılan aynı zamanda da insanlar için çerezlik olarak tüketimi yapılan çok gerçekten değerli bir bitki. İçerisindeki besin elementleri olarak ve mineraller olarak ve besleyicilik olarak da çok çok kıymetli bir ürün. Bunu da şuradan anlamak gerekir ki çok önceki yıllarda Yahya Peygamber zamanında bile sahrada, çölde yaşamını idame ettirmek için yaklaşık bir ay, 1,5 ay gibi bir sürede sadece keçi boynuzuyla besin ihtiyacını karşılamış. Onun için de gerçekten kıymetli bir bitki. Aynı zamanda keçi boynuzu yine çok önceki dönemlerde içerisinde yaklaşık 15 tane çekirdek bulunan bir tane harnubun içerisinde 15 tane çekirdek bulunan, bu çekirdeklerin de oranları miligram olarak oranları hepsi birbirine eşit olduğu için 1000 tane ağırlık olarak bir sapma ortaya çıkmadığından dolayı özellikle tartımlarda kullanılan, hatta karat olarak da karatın da buradan geldiğinde anlayabiliriz. Altın ve değerli mücevherlerin tartımında kullanılan yani her yönüyle faydalı bir üründür. Tabii keçi boynuzu özellikle ilçemizde de ve diğer Akdeniz'in kıyı şeridindeki bütün ilçelerde de Ege bölgesinde de bir kapama bahçesi olarak kurulmuş keçi boynuzu göremeyiz. Artık son yaklaşık bir 5-6 yıl önceki ya da 10 yıla kadar olan dönemlerde yeni orman arazilerinin ağaçlandırma, özel ağaçlandırma olarak olan yerlerde nispeten yeni kapama bahçeler kurulmaya başladı. Ancak her üreticinin yaklaşık bir bahçesinde özellikle buğday üretimi yaptığı yerlerde nedir? Bir dekarda yaklaşık 5-6 tane keçi boynuzu görebilirsiniz. Bunlar buğday ve diğer hububat bitkilerinin yetiştiriciliğinin yapıldığı dönemlerde daha verimli haldelerdi. Çünkü ekimi yapıldığında buna taban gübresi ve diğer gübrelerin verilmesiyle keçi boynuzu da dip tarafına habitüsünün kapladığı yerlerde besin elementlerini alıyordu. Daha sonra çapalama işlemleri yapılıyordu. Verim daha artıyordu. Şu anda buğday ekimi en azından ilçemizde çok yapılmadığı için çok da verimi iyi değil keçi boynuzunun. Ancak üretim aşaması şu şekilde. Bir fidanı toprakla buluşturduğumuzda yaklaşık 5. ve 10. yıllar arasında ilk meyvesini vermeye başlar. Daha sonra iyi bakım olduğunda topraktan makro mikro besin elementlerini alması ve gerekli takviyelerin yapılması neticesinde de 15 metreye kadar uzayabilen bir bitkidir. Bu bir keçi boynuzunun ekonomik verim yaşı 10. yaşından sonra 10 ve 15. yaşlarda ekonomik verime yatar ve bir ağaçtan 250 kilo ile 300 kilo arasında verim alınabilir. Bugün güncel bir şey söyleyeyim. Bugün keçi boynuzunun 1 kilogramı üreticiden çıkışı 7,5-8 TL'dir ve bu da tabiri caizse artık altınla, dolarla yarışır durumdadır. Tabii ilçemizde özellikle çok kırsal alanlarda kendiliğinden yetişebilen bir tohumun yere düşmesiyle kayrak olan bir alan olsun, erozyona tabi olan bir yer olsun, burada dahi kendiliğinden yetişip üreticiye yapılan bir bitkidir. Biz bunu üreticilerimize hem ziraat odası olarak hem de kendim bir ziraat mühendisi olarak bütün kırsal alanlarda yaklaşık geçiş alanlarının olduğu rakamın 450-500 olduğu yerlerde ciddi anlamda kapama bahçeleri yapmaları, kurmalarını öneriyorum. Burada bitkinin, meyvenin nasıl kullanılacağıyla ilgili bu hususa gelecek olursak da keçi boynuzu hem yemeklik olarak kullanılır. Tabii hayvansal da yem bitkisi olarak kullanılabilir. Sonrasında insanlar açısından çerezlik olarak tüketilebilir. Tıp, petrol sanayinde, tıp sanayinde
Ayrıca boyama ve endüstri sanayilerinde de çok yoğun olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda pekmezi de şu anda yoğun bir şekilde talep gören ve üreticinin yüzünü güldüren bir ürün olarak değerlendirebiliriz. Bize getirisi çok fazla bir maliyeti olmayan bir ürün. Aşağı yukarı bir ağaçtan, 20 yıllık bir ağaçtan 100 kilo ile 300 kilo arasında bir hasat alıyoruz. İşte 8 ile çarptığımız zaman 3824 2,5 milyar civarında bir getirisi oluyor. Maliyeti az, kazancı bol olan bir ürün. Lokman Hekim'in de çok tavsiye ettiği bir ürün. Özellikle bizim buralarda pekmezleri çok çıkarıyorlar. Saturya hastalığına çok iyi geldiğini söylüyorlar. Keçi boynuzunun şeker hastalığına da çok iyi geldiğini söylüyor hekimler. Şekeri yükseltmiyor. %50 oranında da, yani danesini çıktıktan sonra bir havlukta %50 oranında şeker var.